Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi bayan yeleği örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeşil, çok tatlı bir yeşil ip kullandım. 3 numarada şişim var. Böyle parça halinde başladık. Bakın örneğimizi. Şöyle. Harika bir örgü. Tam bayan yeleklerine yakışan bir model. Arka yüzü bakın bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bugün sizlere bir tane örneğini anlatacağım değerli izleyicilerim. Bir örneği için 9 ilmeğe ihtiyacımız var. 9 ilmek. Aralarında da birer tane haroşamız var. İki yanlarda. Hep 10 ilmek. 10 ilmek üzerinden yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Şimdi hemen örneğimize geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz modelimizi de. Şimdi ben böyle sizler için ilmeklerimi ayarladım bir örnek için. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle bir sıra, bir düz, bir ters ördüm. Hemen modele başlayalım. Bakın kenar ilmeğimden sonra arka yüzden bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Düz sonra 1, 2, 3, 9 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 10 ilmek üzerinden bir model demiştik. 9 tane örnek için bir tane de araları için ilmeklerimiz var. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra bir tane haroşa örüyorum. Burada 9 tane olan ilmeğimin 1, 2 tanesini önce düz ördüm. Sonra 2 ilmeğimi sağa doğru bir aldım. Bir ilmek doladım. Bir tane ortada ilmeğimi düz ördüm. Yine bir ilmek doladım. Şimdi de sola doğru 2 ilmeği bir alıyorum. 2 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Ve bir tane ters. Yine kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şu an modele başladım değerli izleyicilerim. Arka yüzde bir düz, 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Şimdi burada bir tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa doğru bir aldım. Bir ilmek doladım. Ortada 3 tane ilmeğim oldu. Onları da düz örüyorum. Bakın. Yine bir ilmek doluyorum. Şimdi de 2 ilmeğimi sola doğru bir alıyorum. Ve bir tane ilmeğim kaldı düz. Burada bu ilmeği de bitirene kadar bu işlemi yapıyorum. Yani ön yüzden. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz, 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. Çok zevkli bir örgü bu. Böyle başta karışıkmış gibi gelir ama örüldüğünde çok zevkli ve kolay bir örgü. Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizden sonra yine buradaki tersi örüyorum. Bakın 2 ilmeğimi yine sağa doğru. Sonrasında bir ilmek doladım. Ortada şimdi 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir ilmek doluyoruz. Çünkü bir taraftan eksiltiyoruz, bir taraftan çoğaltmış oluyoruz. İkisini bir aldım bakın. Bir ters ördüm. Tabii siz yelek örerken bu tersten sonra yine 9 düz. Tersten sonra 9 öyle ayarlayacaksınız sevgili izleyiciler. Şimdi bakın örneğimin şu an yarısını yaptım sayılır hemen hemen. Bir düz. Şimdi burada 9 tane ters örüyordum. Diğer yarısına geçmek için bakın 2 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Şu ortadaki 5. ilmeği düz örüyorum.
Yine 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve bir düz kenar ilmeği bitirdim. Şimdi ön yüzdeyim. Bakın ilk yarısını yaptık. İkinci yarısına başladım. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ördüm. Şimdi burada bir tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir ilmek doladım. Yanındakini de düz örüyorum. Burada iki tane ilmeğim var. Oradan eksiltmeye başlıyorum. Bakın. Eksilttim ama burada arttırdığım için burada arttırmıyorum. Yine bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki. Şimdi yine sola doğru bakın. İkisini bir alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yani arttırma işlemlerini hep bakın. Buradan yine devam etmiş oluyor. Yine arka yüzde devam ediyorum. Şimdi arka yüzde kenar ilmeğinden sonra düz. Zaten belli oldu bakın. 4 tane de ilmeğimi ters örüyorum. Ortada bir tane de düz örüyorum. Yine 4 ilmeği ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Ön yüze geldik. Şimdi ön yüzde hep aynı, bir değişiklik yok bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. Buradaki bu düz giden ilmeği yine düz ördüm. Yine buradan bir arttırma yapıyorum. Yanındakini hemen düz örüyorum. Bu sefer de yine ortadan eksiltiyorum bakın. Aynı. Ama arttırma buradan. Ortadaki ilmeği ters. Yine sola doğru iki ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Yanındakini düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın biraz örneğin belli olmaya başladı. Yine aynı şekilde bakın devam ediyorum. Bir düz, dört ters, bir düz, dört ters. Sonra da siz yeleğimi görün. Yine kaldığımız yerden devam ediyorum sevgili izleyicilerim. Arkada dört ters, bir düz, dört ters, bir düz. Şimdi iki sıramız kaldı. Uzun bir örnek olduğu için şöyle hemen kenar ilmeğimden sonra yine bir tane ters ördüm ön yüzde. Yine aynı şekilde bakın. Buradaki düz olan ilmeğimi önce örüyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Yanındakini de düz örüyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Ortadan kesiyoruz. Bir ters. Yine iki sola doğru kestim. Bir düz. Bir doladım. Yine bir düz. Bir ters. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örneğimiz şöyle değerli izleyicilerim. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane burada böyle ajurumuz veya işte arttırma işlemimiz olduğu zaman örneğimiz bitiyor. Yani bunu isterseniz 7 sırada yapabilirsiniz. 6 sıra yaptık. 2, 4, 6. Şimdi artık normal nasıl birinci sırada başlamıştık? Bir düz. 9 tane ters olarak ikinci örnek için zemin hazırlıyoruz. Bakın buradaki düzü bırakıyorum artık. Ve sıramı böyle tamamladım. Şimdi ikinci örneğimize geçmeden başlayalım, bırakalım. Hemen siz modelimi izleyin. Bir sırasını anlatalım başlama yerini. Ve bugünkü videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Şimdi ön yüzden zaten modele kuruluşu şöyleydi bakın. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmeğimi şöyle ters örüyorum. İlmeğim çıktı. Şöyle hemen kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Şimdi burada 9 tane olan ilmeğimin ikisini düz örüyorum. 3 ile 4'ü bakın sağa doğru bir aldım, bir ilmek doladım. Ortada bir tane düzüm var. Bir doladım. Yine sola doğru ikisini bir alıyorum.
Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi burada 3 tane olana kadar, yani şu 2 ilmeği de aynı şekilde yapıyoruz. Sonrasında şu ortadaki zaten ilmeği arka yüzden bakın düz ördüğümüz zaman ön yüzde de yine artırma işlemi, kenarda toplama işlemi ortadan yapıyoruz. Çok zevkli bir örgü. Umarım modelimi beğendiniz. Ara ara bu modelden paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.